Türk masalları konusunu bir videoda işleyeceğiz arkadaşlar. Türk masal araştırmaları Türk halk bilimi çalışmaları içinde en çok çalışılan ve en eski araştırma alanlarından birisidir. Bu alanda yapılan çalışmaların tamamını burada anlatmaya imkan yok. Çok fazla çalışma var. Şuradan bir başlayalım. Türk masalları üzerine ilk araştırmayı yapan kişi ünlü Türkolog William Radlov. Dil çalışmalarında da önemli bir isimdir kendisi. Özellikle eski Türkçe üzerine yaptığı çalışmalarla bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştık eski dil derslerinde. Radov, Türk boylarının halk edebiyatı malzemelerini Proben adını taşıyan on ciltlik bir külliyat halinde 1866-1907 yılları arasında yayınlamıştır. Adam sadece Türk halk boylarının malzemesini 10 ciltte. Bu adamın yaptığını halen e, biz yapmış değiliz. Bu külliyatın halk edebiyatı bakımından son derece zengin kapsamı içinde masallar da yer almakta. Türk masallarını ilmi bir bakış açısıyla ilk derleyen Macar Türk halk bilimcisi Ignaz Knoştur. Knoş Balkanlarda ve Anadolu'da yaklaşık 5000 yıl süren aran, alan araştırmalarının sonucu olarak 5 yıl süren pek çok masal derleyerek bunları 1887-1907 yılları arasında 5 cilt halinde yayınladı. Ignaz Knoş 1925 yılında yayınladığı Türk Halk Edebiyatı adlı eserinde Türk masal türü hakkında bilgiler vermiş. Yabancıların Türk masalları üzerinde 19. yüzyılda yoğunlaşan bu ilgisini takiben Türk araştırmacılarının da masallar üzerindeki çalışmaları bu yüzyılın son çeyreğinde yayınlanmaya başlamıştır. Bunlardan ilki yayın tarihi ve yayınlayanı belli olmayan ve 14 masaldan oluşan Billur Köşk masallarıdır. Bu çalışma 1923 yılında Theodor Herzl tarafından Billur Köşk Dör Kristal Kösk adıyla Almanca'ya tercüme edilerek yayınlanmıştır. O meşhur Yahudi tarafından onlar bile ilgi duymuşlar eserlere. Türk masallarını yayınlayan ilk Türk sözlü kaynaklardan derlediği 13 masalı, masalı Türk masalları adıyla 1912'de yayınlayan K.D rumuzunu kullanan ancak gerçek kimliği bilinmeyen bir hanımefendidir. Kim olduğu bilinmiyor. 1912 Türk Halk Biliminin Türkiye'de bir disiplin olarak ortaya çıkış sürecinde önemli bir isim olan Ziya Gökalp, daha sonraki yıllarda bir yandan masaları nazma çekerek diğer yandan da derlediği masaları yayınlayarak halk bilimleri bilim, halk bilimi ürünleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Ziya Gökalp Diyarbakır'da yayınladığı Küçük Mecmua adlı dergide Usullere dair halkiyat bir masallar ve usullere dair tandırname adıyla yayınlanan makalelerinde masal derlemelerinde takip edilecek yöntemler konusunda ve kaynak kişi olarak masal analarının özellikleri üzerinde duran ve birçok bakımdan hala geçerli olan araştırmalarını ve derlediği masalları yayımlar Ziya Gökalp metotla ilgili makalelerinde derlenen masalların diline müdahale edilmemesini vurgulamasına rağmen yayınladığı bazı masal metinlerinin diline müdahale edip düzelttiği de görülür. Daha sonra 30 yılında Bahtaver Hanım'ın Türk masalları, 34'te Yusuf Ziya Demircioğlu'nun Yörükler ve Köylüler'de Hikaye Masallar adlı çalışmaları yayınlanmıştır. Yusuf Ziya Demircioğlu'nun yaptığı çalışmada sözlü kaynaklardan derlenmiş 14 masal metni var. Hamir Zübeyit Hamit Zübeyir Koçayın 35'te yayınladığı Ankara Budum Bilgisi adlı kitabında sözlü kaynaklardan derlenmiş 8 adet masal yer almaktadır. Nakit Ezel ise 36 yılında sözlü kaynaklardan derlediği masalları kel olan masalları adıyla yayımlar. Nakit Ezel 38 yılında İstanbul masalları adıyla sözlü kaynaklardan derlediği 72 masal metnini kitap halinde yayımlamıştır. Tahir Alangu 1943'te masal araştırmaları sahasına toplu bir bakış ve Türk halk masallarının iç yapısı ve kahramanları üzerine bir deneme adlı kendinden sonraki pek çok çalışmaya yön veren lisans tezini hazırladı. Yine Tahir Alangu 61'de Billur Köşk masallarını, 67'de Kel olan masallarını yayımlamıştır. Billur Köşk'ü unutmayın Tahir Alangu'nun Mehmet Turul'un 46 yılında hazırladığı Mahmut Gazi Köyü'nde Halk Edebiyatı adlı doktora tezinde ve aynı yıl yayımladığı Malatya'dan derlenmiş masallar adı. Kitabında sözlü kaynaklardan derlenmiş masallar vardır. Türk masalları üzerine çalışma yapan en önemli araştırmacılardan biri Pertem Naili Boratav'dır. Boratav'ın Türk masalları üzerine yaptığı en önemli çalışma 53'de Wolfram Ebert hatla beraber yaptığı Type'ın Turkish Volkmarschen adıyla yayınladığı Türk masal tipleri kataloğudur. Bu eser masal araştırmalarında TTV kısaltmasıyla kullanılmaktadır. T, -T -V. Pertev Naili Boratav bu eser dışında 59'da Zaman Zaman içinde 69'da Az Gittik Uz Gittik adlı masal monografilerini yayımladı. Türk halk bilimcileri arasında Pertev Naili Boratav önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmalar dışında masal konusunda birçok lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiş, yurt dışında Türk masallarının Fransızca ve Almanca çevirilerini de yayımlamıştır. Saim Sakoğlu da 73 yılında Gümüşhane Masalları, Metin Toplama ve Tahlili adlı doktora tezinde Gümüşhane'den derlenen 70 masal metni üzerinde tahlil çalışması yaptı. Bu çalışmada masallar kahramanlarına, temlerine, konularına ve motiflerine göre tahlil edilmiş. Masalların başlangıç ve bitiriş tekerlemeleri üzerinde durulmuş ve masallarda yer alan adet ve gelenekler değerlendirilmiştir. Bilge Seyidoğlu 75 yılında Erzurum'dan derlediği 72 masalı Erzurum Halk Masalları üzerine araştırmalar adlı doktora tezimde yayınlamıştır. Çalışmada dünyada ve Türkiye'de masallar üzerine yapılan araştırmalar hakkında bilgi verilmiş ve Erzurum masallarının tip ve olay örgüsü üzerinin özellikleri belirlenmiş. Derlenen Erzurum masallarının Steve Thompson'ın motif index Olf folk literatürdeki e, motif sıra ve numaralarına göre listesi hazırlanmıştır. Yani bu eserde şu kitaptan yararlanılmış. Bu masal geleneğini anlayıp daha iyi tanımada çok da faydalı olmayan yaklaşım bir modaya dönüşecek ve uzun süre Türk masal araştırmalarında ısrarla kullanılacaktır. Yani şurada anlatılan durum. Türk masalları üzerine yapılan bir başka çalışma da Umay Günay'ın 75'te hazırladığı Elazığ masalları metin inceleme alı Çalışma bu çalışmada Elazığ'dan sözlü kaynaklardan derlenen 70 masal metni üzerine Vladimir Prop'un e, geliştirdiği yönteme göre bir tahlil çalışması yapılmıştır. Umay Günay Elazığ masallarını yazarken propun yapısalcılık kuramından yararlanmıştır. Çalışmada önce prop yöntemi tanıtılmış Sonra da bu yönteme göre Elazığ masallarının taşıdığı özellikler tespit edilmiştir. Umay Günay'ın bu çalışması Türk masallarının evrensel ölçülerle denkliğini ortaya koymak, halk bilimi çalışmalarında evrensel modelleri kullanma anlayışını yerleştirmek ve yapısal çalışmaların önünü açmak bakımından son derece önemlidir ve dönüm noktasıdır. Bu öncü çalışmalardan sonra Türkiye'den derlenen masallar üzerine 40'a yakın master ve doktora tezi hazırlandı. Son yıllarda Türkiye'den derlenen masallarla Türk dünyasından derlenmiş masallar arasında çeşitli bakımlardan karşılaştırma yapılmaya başlanmış. Ancak şimdiye kadar Türk masallarının bir motif indeksinin hazırlanmamış olması da en büyük eksikliklerden biridir. Bunu hep yabancılar yaptı. Bizde halen böyle bir çalışma söz konusu değildir. Bunu da burada bitirelim arkadaşlar bu dersi. Bundan sonra Türk masallarının yapısı konusuna geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle.